Evet. Arı dediğim böyle olmalı. Panzer gibi bir arıyla şu an karşı karşıyayız. Arı gerçekten malzemeyi buldu. Arının ırkı da Belfast'a da benziyor. Karniyola da benziyor. İşte karma, kırma bir ırk diyebiliriz. Irk için. Yalnız arı tamamen coşmuş durumda. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Nasıl Adem abi? Güzel Güzel maşallah, değil mi? güzel güzel. 10 numara çalışıyor arı. Karakovan koyduk. Karakovanın yanına tekrar bir tane daha dalak atmış. Doğal ana ızgarası yaptık. Hemen şöyle bir göstereyim onu. Şu şekilde doğal ana ızgarası yaptık. Ne yaptık doğal ana ızgarasında? Aralara boşluk bıraktık. Yalnız taşıma esnasında şu mesafe artmış. Normalde işte bir parmak şeklinde bir boşluk bırakıyor idim. Nakliye sırasında şu çıtalar kaymış. Onun için arı o kayan boşluğa da dalak atmış. Gerçekten arı dediğim gibi panzer gibi bir arı. Şöyle bakın. Üst üste petek dolu buralar. Evet. Şu balın güzelliğine ve doğallığına bakın. Şey vereceğim. Yani bu dolduğunda herhalde bir 4 kilo civarında gelecek. Şu anda 3 kilo civarında. Şu şekilde bakın kapatarak gidiyor. Bunlar 50 mi yanmış sesi? Hı? Şu yanlarında 50 mi yanmış sesi dursun? Şunları alacağız ya. Bunları alacağız. O taşıma esnasında ara çok açılmış. Ara çok açılınca tabii haliyle arı bulduğu yeri Dolduruyor. dolduruyor. Şunu alalım mı? Evet. Yavrular çıkmış. Bu ara arı çıkan yavruların yerine de günlük atmış. Beyaz süt değil mi? Tabii. Şöyle yakından göstereyim. Günlükler var. Evet. Olması gerektiği gibi. Tabii şu üst taraflar, şu koyu olan bal, şuradaki koyu olan bal kekik balı. Biz şimdi bunu çiçeğe getirdik. Kekik balıyla çiçeği burada ne yapacak? Karıştıracak, harmanlayacak. Yerimiz biraz uzak ama Denizli merkeze. Tabii çok verimli bir yer. Evet, bu tarafı yine yavrulamış. Yani dediğim gibi arı gerçekten kimisi böyle coşuyor. Hem yavruya devam hem bala devam. Hepsi bir arada. Buna ham petek atalım. Bu yeni kabartıyor bir tanesini. Bir tane versen. Hocam şey yapmış, yapıyor baksana fazladan Hayır, böyle dalak. o şeyden dolayı taşımada ara açılmış. Tamam, biz arayı açtık da çok hafif açtık arayı. Ama bu sefer ne yapmış? Tamamen açılmış bak şuralar. Onun için yani doğal ana ızgarası yaptık aslında burada. Tamam. Şunları alalım mı? Evet. Nasıl buldun arıyı? Nasıl gördün? Arının durumu Güzel, çok güzel, süper. Allah'a çok şükürler olsun. Bundan daha iyisi can sağlığı. şöyle mikrofonu da yaklaştırayım konuşurken. Bundan iyisi can sağlığı. Allah'a çok şükür.
Yani bu sene bal alamayacağız falan derken en Evet, sonunda evet, evet, evet. Ne yazık ki. voleyi Allah vurduk, veriyor yani. voleyi vurduk gibi. Yani İnşallah, inşallah. tahminimizden daha fazla bal çıkacak aslında şimdi şu anda biz hani ben bu sene gerçekten kuraklıktan kaynaklı bal alamayız diye düşünüyordum. Ama kekikten de aldık. Hala şu an kekik balları var kovanda. Taşıma esnasında çıtaların arası açılmış. Bir hafta sonra gelebildik şimdi. Bir hafta sonra baktık arının durumuna. Şu an iyi. Ufak tefek dalagatmalar olmuş tabii ki o boşlukları doldurmak için. Arı boşluğu hiç sevmez. Evet arkadaşlar durum bu. Gerçekten panzer gibi bir arı. Mesela o kadar kovanın içerisinde en güçlülerinden bir tanesi bu arı. Ağustos'un sonuna kadar buradayız inşallah. Ağustos'un sonuna kadar ciddi şekilde bal verecek yani bu arı. Dediğim gibi hüner tabii ki arının ırkıyla da çok bağlantılı, çok alakalı da bu iş. Ama malzeme olduktan sonra bütün ırkların tamamı şey yapıyor, bal yapıyor arkadaşlar. Şimdilik de bu kadar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Adem abinin söyleyeceği bir şeyler var mı? Allah'a Adem emanet abi, olun. yer nasıl? Yeri beğendin mi? Yer süper, süper 10 numara. Bak kır çiçekler de açıyor görüyor musun? Onlardan da Evet, alıyor. evet, evet. Sadece ay çekirdeğinden değil. Tabii. Etrafta burada sulu tarım yapılıyor. Sulu tarımdan kaynaklı kır çiçekleri de var. Mesela tarlanın kenarları komple kır çiçeği. Onun için arı gerçekten güzel bir yere geldi. İnşallah bir ay buradayız. Bir ayın sonunda yine kışlama yerine alıp götüreceğiz arıyı. Çama gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü arıyı çok yıpratır çam olayı. Evet arkadaşlar şimdilik de bu kadar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bütün arıcı dostlara, arkadaşlara selam Selam olsun. olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.